Ne yapıyoruz İfa? Su dolduruyoruz. Abi patatesin torbası ne kadar dedin? Torbası onlar 200. İfa? Ne? Sana muz aldım. Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir vlogla yine karşınızdayız. İnşallah güzel şeyler çıkar. Sabah vakti ne yapıyoruz? Tavuğa mama vereceğiz, köpeğe mama vereceğiz, kazlara mama vereceğiz, değil mi? Tuk yiyeceğiz. Ne? Tuk. Tuk, ha tuk. Tuk dedi, tavuk oluyor. Kazlar? Kazlar. He, kazlara da vereceğiz. Hava kara bulutlu arkadaşlar. Yağmur yağdırılacak gibi. Yağdırılacak derken bu kelimeyi açmak istiyorum. Geçenlerde yine yağmur yani yağar, yağdırılmaz falan gibisinden. Aslında orada abim şeye değinmiş. Hani yağdırılıyor derken hani sanki biri tarafından yağdırılıyor gibi. Hani biri derken bu bir insan veya bu hani deprem birileri tarafından yapıyor, yaptırılıyor muhabbeti üzerine olmuş. Abim yani kasıtlı bir şey söylememiş. Ben şimdi neden yağmur yağdırılıyor ve neden kar yağdırılıyor diye benim kendi lisanıma koyduğum telaffuzun sebebini söyleyeceğim. Şimdi aslında bu eskilerimizin, büyüklerimizin bir edep lisanı diyelim. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Kainatta hiçbir şey kendi kendiliğine olmaz. Bunu unutmayalım. Ama yani fenni ilimler yani birazcık bize de Avrupa'dan geldiği için yani sürekli bir şeyin kendi kendiliğine olduğu gibi telaffuz ediliyor. Örnek veriyorum, yağmur yağdı. Yani yağmur kendi başına yağmaz. Şimdi onlara göre fenni ve felsefi ilimlere göre işte bulut birleşiyor, sıcak hava, soğuk hava karşılaşıyor, yağmur veya kara dönüşüyor. Yani bunu da işte kainattaki yani hava, bulut, ısı, akım yani bunlar kendi kendiliğine oluyor. Tezini savundukları için yani tabiyyün diyoruz biz bunlara. Daha çok yani Allahsız haşa ve kella ilahsız bir dünya yapmak istedikleri için telaffuzları hep öyle. Zaten ona inandıkları için sözde bir şeye inanmıyorlar ama bir şeye inanmamaya da inanıyorlar. Şimdi burada hiçbir şey kendi kendiliğine olmayacağı için yağan yağmur, bak kim yağdırdı bunu? Telaffuzumda şunu söylüyorum. Bugün çok güzel bir yağmur yağdırıldı. Kim yağdırdı? Ula bunu bir vatandaş yağdıracak hali yok ya. Haşa ve kella. Ben zaten kendi içimde ve kalbimde söylediğim bu. Ama o arkadaş bu hani depremi yaptılar muhabbeti var ya. Yani burada felaketleri silah olarak kullanmaya çalışan büyük güçler var. Ben onlara da belli bir nebzesine inanıyorum. Yani ölülerinde öyle güçler var. Ama bu kader-i ilahideki bu ölümlerin başımıza gelenlerin kaderdeki yerini değiştirmez. Onu unutmayın. Yağmur kendi kendine yağmaz. Kar kendi kendine yağmaz. Yani güneş kendi kendiliğine doğmaz. Peki Erdoğan bunu yani değişen ne olacak? Biz yağmur yağıyor desek günah mı gireceğiz? İnşallah girmiyoruzdur. Ama şöyle bir olay var. Biz Allah'ı zikretmekle hani diyor ya ayeti kerimede kalpler ancak Allah'ın zikriyle mütmain olur diye. Normal sıradan işlerimizde de sıradan konuşmalarımızda da sürekli Allah'ı anarcasına konuşmak hani kalbimizi ve imanımızı artıracaktır. Kalbimizi, ruhumuzu, Allah'a olan imanımızı artıracaktır. Yağmur yağdırılıyor derken Allah'ın yağdırdığını hissetmek. Bugün ne güzel güneş doğduruldu. Yani bu imanı sürekli taze tutmak, Allah'ın kudretini zihnimizde sürekli baş köşede varlığını hissetmek gerekiyor. Büyüklerimizin bir lisandaki hürmet ve edebi diyelim yani. Ben de öğrendim zamanında. Yıllardır böyle kullanıyorum. Açıkçası videolarda konuşurken gelen yorumlar üzerine hissettim yani. Güzel bir şey bence.
bilmiyorum yani tuhaf gelmiş olabilir. Çünkü yani ilkokulda, lisede, kitaplarda, eğitimlerde sürekli yani fenni ilmi veya işte tabiatta olan her şeyi hep yani kendiliğinden oluyorcasına. Oradaki lisanlar hep öyle. Yani o geldi, bu birleşti, şu oldu, sonucunda yağmur yağdı. Güneş şu oradan döndü, buradan eğledi, biz bu taraftaydık, burada güneş oldu da şu orada gece oldu. Yani bunların hepsi kendi başına görevli, zihni olan, şuuru olan, fikri olan varlıklarmış gibi. Güneş, yağmur, her bir zerreciğe ilah hükmünü vermemiz gerekiyor yani. Bunlar hepsi kendi kendiliğine yapmıyor değil mi? Bir şey kendi kendiliğine yapılmaz ki. Eğer bu güneş oradan doğmak istiyorsa bunda bu bir akıl sahibi olması lazım. O yağmur yağmak istiyorsa bir akıl sahibi olması lazım. Zaten akıl sahibi olsa neden düzenli olarak yağsınlar ve doğsunlar? Bize, insanoğluna neden hizmet etsinler yani? Böyle bir mantık var. Bunu birazcık anlayabilir ve idrak edebilirsek zaten Allah'ı buluruz yani. Arada da böyle bir iki dini vaaz veriyor gibi oluyorum ama inşallah güzel oluyordur. Bazen sizin üzerinize gelen soru ve sualler üzerine ben de cevaplıyorum. Vallahi yani eğer birazcık fazla oluyorsa da kusura bakmayın. Ya kızım, Allah rızası için kız, kurbanın olayım, iki kelam konuşayım, döneceğim sana. O boru, bir tane boru. Ama hiç fırsat vermiyor arkadaşlar. Yani hayatımızın her anında, her yerinde, her zerresinde, hani bazen ya çok vaaz gibi konuştun, ya çok girdin ayrıntıya. Yani eğer bu dini sohbetten ya da dindar görünümümüzden rahatsız oluyorsak veya birileri rahatsız oluyorsa kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bence yani neden, yani dini bir şeyden neden soğuduğunu insan kendine bir sorması lazım. Bence bunun sebeplerinden biri imanın azlığı. İmanın azlığından dolayı da işte şeytan daha fazla sana musallat olmaya çalışıyor ya da daha fazla vesvese vermeye çalışıyor ki senin herhangi bir dini bir şeyde de aman aman yine dinciler gibi bir muhabbete giriyorlar. Yani ruhunuz böyle muhabbetlerde daralıyorsa kendinizi, elinizi başınıza koyun, bir kenara çekin, şu soruyu sorun. Ey Erdoğan, kendi adıma, kendi nefsime söylüyorum yine. Ben Müslüman bir bireyim. Elhamdülillah Müslümanım. Cami denince, namaz denince, din denince, dini bir sohbet denince, dini birilerinin hayatını anlatınca veya dindar birinin bir hasletini gördüğümüzde, yani eğer bunda daralıyor mu Erdoğan? Ben böyle kendimi bir düşüneyim. Sizler de bir düşünün. Gerçekten ya, yani Erdoğan dediğinde şu an aklıma geldi. Gerçekten ben dindar insanlara karşı soğumaya başlamışım. Allah Allah. O zaman benim imanımla ilgili bir sıkıntı mı var? Şimdi bunu bir analiz edelim. Kendinizi konumlandırın. Neredesiniz? Şimdi geçenlerde bir söz okudum. Hani alim biri Buhari okuyor. Diyor ki Avrupa aya çıktı. Sen hala bir Buhari'nin derdindesin. O mübarek de diyor ki biz diyor dünyevi ilimlerin ötesinde uhrevi ilmin ve Allah'a olan yakınlığımızı artırmanın derdindeyiz. Ben bu dertteyim de sen ne onlarla olup aya yükseldin ne de bizle olup Buhari okudun veya dini ilim okudun. Yani müflüs bir şekilde geldin gidiyorsun. Bak, bizi rencide edenler, Avrupa şuraya ulaştı diyenler, bir bakın hayatınıza, bir hayatlarına bir bakın. Yani Avrupa'daki veya aya ulaşan insanların veya daha teknoloji ve ilim noktasında ileriye gidenlerin, beni rencide eden adamlar ne onlarla beraber aya gittiler ne de bizle beraber uhrevi taraflarını geliştirdiler. Geliştirmediler yani. Ortada müflis bir şekilde kaldılar. Burada şöyle bir ayrıntıyı da vermek istiyorum. Sanki İslam teknolojiye, dine, teknolojiye,
ilme, bilme düşmanmış gibi. Ya bugün İbn-i Sina dediğimizde aklımıza tıp gelir. İbn-i Sina hekim olarak gelir. Ya ben söylemeyeyim, bir Google'a yazın da İbn-i Sina'nın ekstra öğrendiği ilimlerin ve vakıf olduğu ilimlere bir bakın. Coğrafyasından matematiğine kadar saymayayım. Siz bir girin bakın ya. Google, herkesin elinde telefon var. Cacebe'ye varalım. Astronomi ilmiyle, gök bilimiyle nam salmış, ün yapmış biri. Ama ekstra öğrendiği diğer ilimlere bir bakalım. Bakın, bizim alimlerimizin şeylerine bir odaklanalım. Ne onun adı? Mesela Cacebey gök bilimi, İbn-i Sina hekim. Ama bunun arasında genelde dini bir ilim veya hoca veya din noktasındaki eğitim olayı girmiyor aslında. Zaten bu olan bir şey. Zaten olması lazım olan bir şey. Bunu zaten bir ilim olaraktan kendilerine bir kenara, bir köşeye koymuyorlar. Bu zaten temelden veriliyor. Öğrenmesi gerekenlerini öğreniyorlar. Ama üstüne kendileri ne katmak istiyorlarsa onları öğrenip durmuşlar. Ama ağırlık olaraktan biri gök bilimine, biri hekimliğe merak salaraktan daha da üzerinde ileriye gitmişler. Yani dindarlar bilme, sığ, teknolojiye düşman, fenni ilimlere de düşman değiller. Yani olmadık da yani. Bugün hala Avicenna diye İbn-i Sina'nın kitapları Avrupa'da ve Amerika'da okutuluyor. Çoğu bilim, İslam bilim alimlerinin kitapları oralarda fazlasıyla okutuluyor. Fazla uzattım. Kız beni şu an çok yani yoruyor demeyeyim de, mübarek o da çocuk işte. Hifa. Hifa, yani emeline ulaşmak için elinden geleni yapıyorsun kızım. Neymiş o? Hadi. Sabahtan beri bana bir iki kelam okutmadın, konuşturmadın. Ney kızım o? Bu ne? O ney mi? Şimdi az önce bir şey sordun. Hadi onu da söyleyelim. O da tüy. Bu da tüy. Ha, o da tüy. Gazın tüyü o. Tamam. O gaz tüyü kızım. Şimdi müsaadenizle ben şu hayvanları bir göreyim. Ne yapıyor bunlar Hifa? Çok. Mama mı yiyor? Mama yiyor. Arkadaşlar şurada güvercinlerimizi de şöyle bir açalım. Onlara da dökelim. Etrafta serçeler az önce şuradalardı. Sesleri geliyor. Onlar da yemi bekliyorlar. Aha, oraya gelmeye başladılar. Hemen tavukların sesini, benim sesimi alsınlar. Bak bak bak. Bak hemen karşıdalar. Evet, dur. Şimdi tavuklara bir su koyalım. Bir de güvercinlere koyalım. Evet Hifa. Nerede? Kedi nerede? Kedi gel lan. Pıs 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 pıs. Gel buraya. Gel. Gel bakayım. Gel 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 gel. Pissi 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 pissi. Şşş. Dolanıp duruyorsun bak var ya. Cesur'u kızdırıyorsun. Ondan sonra Cesur'a zincir dayanmıyor. Baba. Gidelim benimle. Tamam kızım, şimdi bir su koyalım, olur mu? Tamam kedi, senin de mamanı vereceğiz. Bekle hele bir. Evet. En sosyal aktivitelerimizden biri. Ne abi? Ne Hifa? Su almaya gidiyor. En sosyal aktivitelerimizden biri arkadaşlar. Su almaya gitmek. Ya bu sene şuraya attıkları toprak arkadaşlar çok güzel oldu. Zaten dikkat ettiyseniz telaffuzda da toprak diyorum. Yani biraz kumumsu özelliği
azmış. Kum olmayınca da işte böyle yağmurda, yağışta bayağı bir balçık olmaya başladı. Arabayı da götürüp koyuyorum ama bir de bana sorun, hep iz oluyor. Geri çukurluklar oluyor. Her sene aynı yerden atmıyorlar mı nedir? Toprak ya bu. İnşallah daha kötü olmaz. Ama bayağı iyi oldu. Bozulmaz, düz şeylenmezse iyi oldu. Haydi koş kızım. Hadi koş 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 koş. Koş 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 hadi. Koş 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 koş. Hadi koş 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 koş. Hadi koş 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 koş. Koş 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 koş. Tamam tamam. Heh. Hadi sen suyu doldur da gel. Sen suyu doldur, ben bekleyeyim burada. Ben bekliyorum, hadi sen suyu doldur gel. Gebere kendi geleyim mi? Allah. Ama bu araba. O da kim? Araba. Araba. Senin araba ya. Benim araba aşağıda. Ne yapıyoruz İfa? Su dolduruyoruz. Evet. Kapak mı? Ne arıyorsun? Ha, kapağı mı arıyorsun? Tamam dur. Bir de kapağını da takalım. Bekle kızım. Bekle kıbı ama. Şimdi şöyle alak da. Şöyle kenara alak. Şunu temizleyip bir. Tamam sen yapacaksın sen. Tamam bekle al. Al iyice heyecanlandı al. Düşürme ama yere. Ne? Düşürme. Ha tamam aferin. Hadi gidelim mi? Evet arkadaşlar, eve geldik. Kızım o su. Herhal bu dönem bu ne sorusu dönemindeler gibi. Akçakent pazar videosu sizlerle. Video devam ediyor. Sizlerle başı sonu belli olmayan, alelade fırsat buldukça çektiğim köy vloglarını ard arda koyduğum bir videoyla karşınızdayım. Şu an Akçakent pazarındayız. Günde pazar yani. Şimdi şöyle civcivler, tavuklar gelmiş. Pazarın içinde gezeceğiz de sabahın erken saati olduğu için kalabalık değil yani. Çok bir kalabalığı yok yani. Evet. Bayağı da varmış. Taşlar üstü fiyatları ne abi? Siyahlar 100 lira. Siyahlar 100 lira. Atax 100 lira. Beyaz? Beyaz da Atax zaten, o 105 lira. Beyaz da Atax mı? He o da aynı cins. Allah Allah. Bak onu bilmiyordum. Onun aynı cinsi yani. Onlar ya beyaz olanlar. Tamam. Onlar. Şey şu çapa çilliler. Bunlar 115 lira horuz. Horuz genelde onlar. Bunlar tamam. Bunların birisi yok şu hayalimizde. Bunlar altta eziliyorlar lan. Kalk lan. Tamam, bereketli olsun. Sağ ol. Aman. Alma, alma. Evet. Ne arıyorsun? Pazarda ne geziyor? Geç. Nuriye abla. Aman çapar horuz şey alma. Yok yok. Kafaya koydu alacak diye. Arkadaşlar hemen hemen yani 17 haftalık falan. Yani bunların yumurtlaması Haziran'ı bulur. Bizim burada da yani sıcaklar daha gelmiyor. Belki Haziran'ı da geçer. Temmuz'a zor yumurtlar. Çünkü soğuk yani, ben biliyorum. Daha önceki senelerden denedim, aldım. Sıcak memleketlerde belki yumurtlar da, bizim burada yumurtlamıyor. Tecrübeyle sabit yani. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi de bir patatesteyiz. Abi patatesin torbası ne kadar dedin? Torbası onlar 200. Onlar 200, bunlar? 100 lira. 100 lira. Soğana ne diyorsun? Soğan 150. 150 lira. İyi. Kaç kilo bunlar? Patates kaç kiloymuş? Bunlar 13 kilo. Şu 13 kilo. Onlar 25 kilo. 25 kilo. Kilo. Soğan kaç kilo baba? Soğanlar da 13 kilo. İyi, bakalım Nuray abla. Şöyle bir dolanalım, içeriye bir gidelim. Bak tavuklarda şu an var ya, sıcak var ya, 20 derece olsun 2 ay sonra yumurtlar. Mesele şu, bizim buraya sıcaklık Mayıs'ta geliyor.
Ben evvelki senelerdeki tecrübeme göre Temmuz'da zor yumurtladılar. Evet. Abim de zeytinlerini 80, dizmiş maşallah. 70. Ha, üzerinde yazıyor mu? 55. 65. 65, 55. Evet. Valla ben bana hepsi aynı geliyor da. Tabii bilen adam. Bir şu farklı geliyor. O da zaten 100'müş bak. Hifa'nın siparişi muz. Gelirken bana muz al diyor. Valla arkadaşlar pazarımız bomboş. Yani Ahşakent pazarını çek. Neye de? Tamam. Evet. Daha şuraya gelen bir tane vardı ya. Evet kesinlikle işte. Yani 10 kilo battıcanın 2 kilosu çürük çıkınca dedim bitti gayret dedim. Diyor ki hallederiz diyor. Halledecek bir şey yok ki dedim. Bir kere çıktı dedim yani. Muzun ne kadar usta? Muz 25. Maydanozla kıvırcığın ne kadar? 15. İkisi de 10. Maydanoz? 15. Evet. Hayır mı abi? Kamerayı alayım mı? Seni kameraya alayım mı? Yok abi. Abi muzun ne kadar? 12 muz, 12 buçuk. 12 buçuk. Abi sen bana bir kilo muz ver. Ne abi? Ha sen muzu mu soruyorsun? Ben de elmayı soruyorum ben. Tamam, muz 25 liraymış. Muz 25 lira. Ya ben de 12 buçuk deyince hemen şeyledim. Elma fiyatı ne abi? Kıvırcığın ne kadar? Kıvırcığım 15 lira. Gel. Doğruyorum, koyuyorum gel. 15 mi? He. Bir kıvırcığını alayım dayı. Maydanoz göremedin sen de. Maydanoz ver, ver, ver. Maydanoz ne kadar? Maydanoz 5 lira abi. Veriyorum. Şunu. Ekstra alacağımız bir şey yok arkadaşlar. Soğuklar biraz uzun şeyleyince bizim maydanozlar tamamen kendini bırakmış yani. Ve aldım maydanozu verdi diye biliyorum. Tamam 2 kilo da muz. Tamam toplam ne etti? 25 mal 15 mi? Evet. 45 lira. Tamam inşallah. Evet arkadaşlar. Ahçakent pazarını yani çekmeme sebeplerimden biri kimse yok arkadaşlar. Bura böyle ya. Hey gidi hey. Evet dayı. Valla ne örek. Senin işin tamamsa gidelim. Arkadaşlar tavuk olayı yalan oldu. Hey gidi hey. Bizim burada olmuyor ya. Yani. Şey var ya. Deprem şeyde Mehmet dayı var ya. Mesela tereyi rokaya ekince ne zaman çıkıyor diye. Bizim burası soğuk. Adam haftasına çıkıyor onlar da neredeyse. Sıcak ya toprak. Bizde öyle değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de A101'e geldik. Raflara bakacağız. Müze gibi geziyoruz şimdi. Şöyle tek tek inceleyeceğiz. Kendi kendimize oyalanacağız. Fiyatları öğrenip moralimiz bozulacak. Geçenlerde bir yazı okudum. Nereye yapla diyor ki artık diyor A101 BİM gibi yerleri dolanırken diyor müze gibi oldu diyor. Ürünün başına geçiyoruz, inceliyoruz, geri geliyoruz, bir bakıyoruz, iki hesaplıyoruz. Bir daha ürünün başına geliyoruz. Almadan çıkıp gidiyoruz diye. Müzeye döndü iyice. Allah hayırlısını versin. Rabbim daha güzel günler gelecektir diye dua edelim. Bunlar da bir imtihan. Sabır vesilesidir. Sabredelim. Unutmayın. Kimse kimsenin rızkını yiyemez arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Ne kadar pahalanırsa pahalansın. Allah'a tevekkül edin. Rızık tektir. Rızık da ecel gibidir. Bir söz okumuştum bir yerde. Diyor ki rızık da ecel gibidir. Nerede olsa seni bulur. Yani ecelinizden kaçabilir misiniz? Kaçamazsınız. Ama aynı şekilde yani onun gibi rızık da seni ecel gibi kovaladığı gibi kovalıyor. Çin'de de olsa geliyor. Rızık da ecel gibidir.
Nerede olsa seni bulur. Unutmayın. Hayıflanmayın yani. Şikayet şükrü azaltır. Diyor ve... İfa? Ne? Sana muz aldım. He, muz. Sana muz aldım. He. Buraya bak ya. He, sen muzu seviyor musun? Evet. He, hadi gel. Gel balkona gel. Evet arkadaşlar. Bir pazar vlogu'yla devam ettik. Arkadaşlar bazen videonun sonunu hazırlamayı unutuyorum veya ard arda böyle farklı videolar çekip de onları birleştirince sonları olmuyor. Kusura bakmayın. Bir videonun sonuna geldik. Lakin eşimin yani Kübra Akman kanalında yeni bir video var. Eğer o kanala abone olmadıysanız linki aşağıda. Hem abone olun hem de bugün bu videoyla beraber orada da güzel bir video var. Sizi diğer kanala davet ediyor. Hayırlı akşamlar diyor. Görüşürüz.